Ne yaptın oğlum sen? Ne yapmışım baba? Büge ile olan evlilik sözleşmesini feshetmişsin. Neden? Ha, o mesele. Evet, ettim. Çünkü Büge'yi çok fazla seviyorum. Yani sizin için değerli olmayabilir ama o benim hayatımın her şeyi. Bana bir şey olursa da hak ettiğini almasını istiyorum bu. Bana bak, hemen şimdi gideceksin. Büge ile bir yeni sözleşme yapacaksın ve imzalayacak. Anlaşıldı mı? He? Anlaşılmadı. Öyle bir şey yapmayacağım. Siz Büge'yi vakıftan uzaklaştırırken bu kararınıza ben saygı gösterdim. Şimdi benim ailemle olan bu özel konulara siz de saygı gösterin lütfen. Bana bak. Bu ailede özel diye bir şey yok. Benim atılacak her adımdan, verilecek her karardan haberim olacak. Anlaşıldı mı? Lojistik firmasında dönen gizli işler gibi mi mesela? Ne diyorsun sen? Sinyorla buluşacağım da. Sinyor kim bilmiyorum. Ya da biliyor muyum acaba? Baba, anlamıyorsunuz. Başka çarem yoktu. Köşeye sıkıştım. Çaresizmiş. Ben de seni Barış'tan daha yetenekli, akıllı ve kabiliyetli sanırdım. Şu haline bak. Bir de utanmazsan çocuk gibi ağla karşımda. Baba, lütfen bana yardım edin. Derdim sen değilsin. Soyadım ve tırnaklarımla kurduğum şirketin. Senin gibi küçük hırslarıyla büyük tehlikelere yol açan birine güvenmemeliydim. Madem ulaştığım bir sonunu düşünecektin. Her şey iyi gidiyordu baba. Şirket müthiş kârdaydı. Meksika bütün işleri berbat etti. Hayır. Sen mahvettin. Bu pisliği sen temizleyeceksin. Tamam, kabul. Ne yapacağım? Ailemizin soy ismini de şirkette temize çıkaracaksın. Nasıl? İtirafçı olacaksın. Baba, bu benim sonum demek. Meksika'ya git ve dediğimi yap. Buradaki kısmı ben halledeceğim. Bunu benim yaptığımı öğrenirlerse beni yaşatmazlar ki. Sen değil, Barış yaptı diyebilecekler. Nasıl yani? Ne gerekçeyle? O kısmı bana bırakacaksın. Gerekli kişilerle ben görüşeceğim. Tamam mı? Sinyor kim? Ben de onu diyorum baba. Bu sinyor kim? Bu Meksika'daki gemimiz, Acapulco Limanı. Büyük sevkiyat. Ne diyorsun oğlum sen? He? Ne diyorsun? Yani bu lojistik tarafında dönen işlerden hiç haberdar değilsin sen, öyle mi? Onu biliyorum. Bir zaman onunla ilgilendin. Bayağı kar etti. Sonra bıraktığın zaman da zarar etti. Umarım verdiğin sözü tutar, tekrar ilgilenirsin. Ben onu sormuyorum. Nasıl kâr ettiğimizi soruyorum. Bana bak, açık konuşsana benimle. Sen bana neyi ima ediyorsun? Sen benden ne saklıyorsun? Senin benden sakladığından daha büyük bir şey değil, emin ol. Sen de işin içindesin. Rafi ile konuşurken gördüm bugün sizi. Sen bence sinyorun kim olduğunu gayet iyi biliyorsun. Sinyor kim bilmiyorum ama senin Barış olduğunu biliyorum. Hastaneye geldiğin an görür görmez anladım. Aklımı kaybedecektim. Sen sadece kardeşini öldürmedin. Anneni, kendini ve beni öldürdün, beni. Gencecik bir kadına kıydın. Aşağılık bir katilsin sen. Niye o zaman söylemedin? Savcıya niye anlatmadın her şeyi? Söyleseydi ya. Şimdi söyle. Aç hadi söyle. Kes sesini. Ben ailemizin onuru için sustum. Sen kendin için sustun. Başlarım şimdi sen ailenden de onurundan da. Bu cinayetin sahibi sensin Zahit Bey. Beni önce sen öldürdün.
Bana bak. Ne saçmalıyorsun sen? Her gün dövdün lan beni. Her Allah'ın günü. Sebepli, sebepsiz. İbret alem olsun diye. Seni mutlu etmeye çalıştığımda bile annemi, kardeşimi, kendimi mutlu etmeye çalışıyorum diye sen her Allah'ın günü dövdün, biliyorsun değil mi beni? Neden? Çünkü sen mutsuzsun. Mutsuzsun oğlum sen. Böyle de geberip gideceksin. Bir kere güzel bir şey söyledim ulan sen bana. Ha? Bir kere ağzından güzel bir şey çıktı mı senin? Ben hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Yanaklarım o kadar ufaktı ki. O her tokatım benim kafamın içinde patladı, biliyor musun? Ben de öyle gitti kafa. Öyle, öyle. Her akşam anneme şunu sordum ben. Anne, babam beni niye sevmiyor? Ben babama ne yaptım? Ve her Allah'ın günü o kadın bana aynı yalanı söyledi, biliyor musun? Oğlum oğlum, baban ikinizi de çok seviyor. İnsan evladını hiç ayırır mı? Ayırdın lan. Sen benden hep nefret ettin. Şimdi geçmişsin, karşıma bana da yüzün güzel katilsin. İyi bak, ben katilim evet. Ben öldürmeyi senden öğrendim. Kes sesini. Kes sesini. Defol! Defol bu evden. Defol! Ya. Zahis efendi ya.